Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır video paylaşamıyordum, kusura bakmayın. Çok soran oldu. Yazan, çizen, arayan, abi ne oldu, hayatta mısın diye. Çok şükür hayattayız arkadaşlar. Her şey yolunda. Pandemi bitiyor, ufak ufak işler yoğunlaştı. İşlere ağırlık vermeye başladık. Etkinlikler azaldı. Video gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar, ATV'yi sattım. Evet. Tabii bunu konuşacağız sizlerle. Yine ATV alacak mıyım? Hangisini alacağım? Almayacaksam neden almayacağım? Bütün bunların hepsini konuşacağız sizlerle. Ama her şeyden önce videoyu da boş geçmeyelim istedim. Benim bir yıldan beri kullanmakta olduğum bu tarz bir kampro morkum var. Size tanıtmak istiyorum bunu çünkü ben keyif alarak kullanıyorum. Çok faydasını da görüyorum. İstiyorum ki belki aranızda bilenler vardır. Bilmeyenler için kısa bir tanıtım videosunu çekeyim. Size bir tanıtayım. Ne diyordum? Ondan sonra sohbetimize kaldığınız yerden devam ederiz. ATV ile alakalı. Gelin arkadaşlar mutfaktan başlayalım. Anahtarı nerede bunun? Bir saniye. Evet, mutfağımız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir süngerimiz var. Bunu ben özellikle koydum arkadaşlar. Çünkü yolda giderken bunlar zıplıyorlar. Zıplamasınlar diye bu süngeri kullanıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Evimiz, musluğumuz bu şekilde. Şu mutfağı genişletmek için böyle bir masa düşürmüşler. Gayet de güzel olmuş bence. İşte bakın, lavabonun altı falan bu şekilde bir alanı var. En sonda hidrofor var. Küçük bir hidrofor. Çekmecelere bu şekilde. Kendinden kapanan çekmeceler. Çok hoşuma gidiyor bu detay. Fazla eşyaları koymak için bir sandık var. Bunu istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Ben kışın odun koymak için kullanıyorum. Meşe odunları falan. Şimdi mutfak malzemelerini koydum. İşte tencere, tava, yağ, ıvır zıvır. Bayağı geniş. İlk başta ben bunu çok yadırgamıştım. Ya emanet gibi durmuyor mu sizce de böyle üzerinde bir branda parçası? Bana çok ucuz ve çirkin gelmişti ilk başlarda. Fakat daha sonradan gözüm alıştıkça ne kadar isabetli bir şey yaptıklarını anladım. Çünkü arkadaşlar biz bu romorkun içini doldurduğumuz zaman yani tepeleme doldurabiliyoruz. Düşünsenize, eğer bir kapak olsaydı bunun yerine kapağı kapatamazdık öyle durumlarda. Evet. Gel canım içinde gösterelim. Bakın içinde neler var. Bütün hazinemiz burada arkadaşlar. Bütün ganimetler. Evet, burada 100 amper jelokümüz. Ocağın tüpü. Güneş panelinden gelen mevzular. Ne diyorlardı buna ya? MPPT. 100 litre su depomuz var. İşte burada masalar, sandalyeler ıvır zıvır. Normalde şu alana buzdolabını koyuyorum. Buzdolabı da şurada. Tabi sezonu yeni açtığımız için buzdolabını evden getirdim. Bugün bagajda geldi. Duşumuz bu şekilde. Lavabonun altındaki hidrofor çalışıyor. İlk başta çok az aktığını düşünmüştüm. Fakat hatta hidrofor büyüteyim falan diye düşündüm. Ya arkadaşlar sonradan fark ettim ki 100 litre su bir gün içerisinde zaten anca yetiyor. Bunun hidroforun da kapasitesini artırırsam su sarfiyatımız çoğalacak. Gerek görmedim ve bu şekilde zaten duş almaya alıştık. Ne göstereyim size başka? Hadi gelin tenteyi açalım. Söyleyeceğim bir şey var mı YouTube'a, izleyicilere? Merhaba. Kanala abone olmayı unutmayın. Deniz nasıl, soğuk mu? Yok, iyi. İyi mi? Peki. Arkadaşlar bu romorkun standartında normal şöyle düz bir tente geliyor. Ben özellikle şu 270 derece dedikleri geniş açılan tenteden aldım. Malum Antalya'nın sıcakları yazı.
abi. Arkadaşlar kanala abone olun, videoyu beğenin. Hep görüyorum. Öyle mi? Normal karavan mı var? İşte. Moto karavan mı, çekme karavan mı? Moto ya, şurada işte duruyor. Hangisi? Ha, moto karavan. Güzel. Sanırım oldu. Şu ince ayarlarını da yapalım. Tam aldık ya. Karavanım mı var, derdim var arkadaş. Öyle değil mi abi? Ya aslında değil tabii yani. Böyle ama çok fazla açılma olunca o işte biraz anlamlı oluyor da. Evet, tentimiz de hazır. Vallahi arkadaşlar sıcak. Kusura bakmayın, çadırı açmayacağım. Aslında açmak işime gelirdi. Bir havalandırmış olurdu çadırı da. Çok sıcak. İnternette hazır fotoğrafları var. Ben birkaç tane fotoğraf koyayım şu videonun arasına. Açılmış haline, çadırın daha doğrusu açılmış haline. O şekilde göstereyim size. Evet, biz yavaş yavaş düzen alalım. Masa sandalye kurmaya başlayalım. Arkadaşlar, buna kamp romorku diyen var. Camper diyen var. Romork üstü çadır diyen var. Ondan sonra off-road romorku diyen var. Yani türlü türlü ismi var. Daha kendini bulamamış, adını bulamamış. Eğer ilginizi çekiyorsa internette aratırken bu anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Ben Yalova'daki Çarpışan Türk Camper'dan satın aldım. Fiyatı da kaç para ya? Fiyatı da şu anda 55-60 bin lira civarında olsa gerek. Arkadaşlar, geçen sene tanıştım ben bu römorkla. Hiç düşünmeden direkt satın aldım. Tam bana hitap eden bir şey olduğu için. Bugüne kadar ben çekme karavan olsun, moto karavan olsun, ne bileyim araç üstü çadır falan her şeyi kullandım. Bu şu anda gelmiş olduğum son nokta. Genelde benim yaptığım kamplar günübirlik kamplar olduğu için maksimum bir gece kalıyorum. Genelde tarzımız hani sabah git akşam dön şeklinde. Mesela şu anda olduğu gibi. Arkadaş, moto karavan alıyorsun. Senede iki kere binmek için kapının önünde bir yıl boyunca yatıyor o makine ve sen bunun bütün vergisini, sigortasını yattığı yerden ödemek zorundasın. Yani iki kere, yılda iki kere çalıştırıyorsun. Onda da çalıştırdığında mutlaka bir arıza çıkıyor. Kampa gidiyorsun, kamp. Bir sigorta atıyor, bir şey oluyor, bir rezillik çıkıyor mutlaka. Çekme karavan da keza öyle diyebiliriz ama çekme karavanı ben daha çok seviyorum. Yani istediğin yerde git bırak. Mesela yaylaya bırakıyorsun. Hafta sonları yaylaya gittiğinde karavanın orada hazır. Araç üstü çadır da kullandım. Ya yılda iki kere kamp yapmak için çadırı bütün bir sene arabanın üstünde gezdiriyordum. Evet arkadaşlar, ilk misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladılar. Önden ağır misafirler geldi. Hacı Ana, hoş geldin. Kendisi YouTube'dan sıkı takipçimiz. Bu arada yayınlamanda bir sakınca yok değil mi? Yok. Saçın başın açık değil. Yok. İyi, çok şükür. Gelin arkadaşlar, eksiklerimizi tamamlayalım. Göstermeyi unuttuğum şeyler var. Bu arada düzen aldık. Yerleştik iyice. Evet. Güneş panelinden şu anda şarjımız geliyor artık. Buzdolabımız soğutmaya başladı. Güneş paneli, orijinalinde böyle bir şey yok. Orijinalinde sanırım alttan çıkan kayar bir sistem var. Ben büyük bir panel taktırdığım için üstüne koydum. Şöyle ayaklar yaptım. Bu ayaklar da şunu çevirerek yerinden çıkartılıyor. Paneli alıyorum, yere koyuyorum. Yerden kablosunu uzun tuttum özellikle şu kabloyu. Paneli yere koyduğum zaman yine güneş görüyor oradan. Aküyü beslemeye devam ediyor ve ben de gerektiği zaman çadırımı açabiliyorum paneli çıkartarak. Ondan sonra atladığım başka ne detaylar var size gösterebileceğim? Ha, şu şase konusu. Bakın, ben hayatım boyunca bütün arabalarımda çeki demiri vardı. Ben bugüne kadar her şeyi çektim. Yani boş remork, dolu remork, ATV, çekme karavan. İlk defa böyle bir şey çekiyorum. Fakat tek memnun olmadığım detay bunun şasesi ya da bilmiyorum, araç arası mesafe mi diyeyim, aerodinamiği mi diyeyim? Çünkü yolda sürekli zıplıyor arkadaşlar. Ya sürekli miyim de hani bozuk asfaltta devamlı arabanın içerisinde beşik gibi sallanıyoruz, zıplıyoruz. Ya dediler ki işte yok lastik havasındandır, yok çok ağırlık koymamışsındır falan bir sürü şey söylediler. Her şeyi denedim ama olmuyor. İşte enerjiyi şu düğmeyle kesiyoruz. Buradan hidrofora veriyoruz şu düğmeye basarak. Görünüyor mu bu arada? Görünüyormuş. Buradan çakmaklık girişleri var. Yeni versiyonlarında buraya direkt USB girişi yapmışlar. Ben kendim bir tane USB taktım cep telefonlarını falan şarj etmek için. Bir de şu var ya arkadaşlar, ben ne olduğunu bilmiyorum. Sizden bilen biri varsa söylesin bana. Bu güneş enerjisinden gelen MPPT cihazının üzerinde de bir iki tane USB var.
Bunlar ne amaçla kullanılıyor bilemedim. Arkadaşlar lavaboyu çalıştırdığımız zaman suyu da şu şekilde aşağıdan akıyor. Toprak emici olduğu için herhangi bir çukur kazmıyoruz ama toprağın emici olmadığı yerlerde bir çukur kazmak gerekiyor. Hatta onun bir çözümü daha var. Alttaki o hortum buraya kadar uzatılabilir diye düşünüyorum. Su buraya akar falan eğer toprak emici değilse. Yani bunlarda kirli su tankı olmuyor. Direkt aşağı. Biz buraya seyyar tuvalet koyuyoruz. Ha, o seyyar tuvaleti nasıl kullanacağız dersiniz. Şimdi bu çadır açıldığı zaman altındaki boşluğa bir perde takılıyor. İçine portatif tuvaletini koyuyorsun. Tuvalet oluyor ama ya biz genelde günübirlik kısa kamplar yaptığımız için daha çok böyle mekanların yanına park ediyoruz ve onların tuvaletlerini kullanıyoruz. Evet, çayımız olmaya başladı. Ocağı da rüzgardan korumak için böyle bir düzenek yaptık arkadaşlar. Bu kalkıyor, katlanıyor falan işte. Rüzgardan koruyor, sorunsuz bir şekilde ocağı kullanabiliyoruz. Çok iyi değil mi? İçme suyu ihtiyacımızı bu şekilde damacanalardan karşılıyoruz. Depodaki su daha çok bulaşık ve duş için. Evet arkadaşlar, bugün menümüzde meyhane pilavımız var. Salata. Ondan sonra bir de patates salatası. Ayşegül sağ olsun yaptı. Ayşegül'ü hatırlarsınız arkadaşlar jet ski videolarından. Bu arada bizim çok güzel jet ski videolarımız var. Bırakayım köşeye linkini. Aşağıya hatta açıklamayı da bırakayım. Mutlaka izleyin. Jet ski çok farklı bir kafa. Eğer bir arkadaş çevreniz varsa, hatta 4-5 arkadaş, 4-5 tane jetle çok güzel hafta sonları, çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle Akdeniz kıyılarında, koylarında. Ege'yi bilmiyorum, Marmara'yı da bilmiyorum. Ne kadar çok gezilecek yer var bilmiyorum ama Akdeniz bu anlamda mükemmel. Jet ski videolarına bakın, tavsiye ederim. Yine bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi, kesinlikle tavsiye ederim. Ufak ufak değindim de motokaravan, çekme karavan ve bu, hatta araç üstü çadır, hepsini anlattım. Ben hepsini kullandım. Bugüne kadar bana kullandıklarım arası en mantıklı gelenlerin başında bu geliyor. Bir de çekme karavan. Araç üstü çadır da rahattı, pratikti ama bagajı dolduruyordu arkadaşlar, yer kalmıyordu. Bir de çadırı tenteye açtığın zaman arabanın üstünde o arabayı artık kıpırdatamıyordum. Mesela şu anda benim bir şey eksiğim olsa, bir şeye ihtiyacım olsa bakkala gidip gelebilirim düzenimi bozmadan, ama araç üstü çadırla öyle olmuyordu. Baksanıza değişik bir şey var, size göstereyim. Hatta gelin yanına gideyim. Ne diyorduk? Jet'i tavsiye ederiz, bunu tavsiye ederiz. ATV konusu. Bundan sonra ne olacak? Şimdi arkadaşlar, ATV'yi sattım. Yenisini almayı düşünüyor muyum? Şu anda hayır. Satmamın sebeplerinden bir tanesi binlik almaktı. Ben binlik Polaris ya da Can-Am düşünüyordum. Fakat ben anlamıyorum ki. Satılığa ilana koyduğum zaman binlik Polaris'in fiyatı 150 bin liraydı. Şimdi oldu 350-400 bin lira. Hatta daha fazla diyorlar. Bakmadım. Şuna baksanıza. Vay be. Çok değişik bir kafa. Scania'ymış. Bu bildiğin tır. Allah Allah. Plaka neresi? GE. Georgia sanırım. Allah, demin fark etmedim ya. Bunlar arkasına araba dikmişler. Bir de değişik bir araba. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çok enteresan. Aynen, şu anda bugünün şartlarıyla, günümüz ekonomisinde ben Polaris ya da Can-Am bir ATV için 400-500 bin liralar bana çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Yani eskiden de ucuz muydu? Değildi. O zaman ya, o zamanın kafasıyla evet ucuz değildi gibi geliyordu bize ama meğersem zamanında ucuzmuş ya. Şu anda bilmiyorum.
mevcut ekonomi ne zaman dengelenirse, yani bizim kazandığımız paralar, bir de diğer taraftan benzin paraları da aldı başını gitti. Eskiden bizim bir günde yaktığımız mazot, benzin 100 lira 150 liraya geçmiyordu. Şimdi 300 350 liraları bulacak. Bana çok mantıklı gelmiyor bugünlerde. Piyasa bir otursun, ileride bakarız diye düşünüyorum. Bundan sonra video gelmeyecek mi? ATV yoksa. Ya arkadaşlar, açıkçası hani biz kanaldan para kazanalım, ne bileyim işte yok popüler olalım, o amaçla kanalı açmadığımız için daha çok biz yaptığımız etkinliklerimizi Türkiye'deki, dünyadaki herkes görsün, izlensin diye pandemideki boşluktan dolayı böyle bir olaya girişmiştik. Ve videolarımız güzel de izlendi. Teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgi için. Bundan sonra tabii etkinlik oldukça mutlaka video çekip sizlerle paylaşacağım ama kanal için, özellikle kanal için video çekmek amacıyla bir çaba sarf etmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden çok sık video gelmeyecektir. Ha, abonelikten çıkmayın. Mümkünse kalın. Ne zaman ne geleceği belli olmaz. Yeni bir şeyle karşınıza çıkabilirim. Hatta ATV'den önce bir tekne hayalim var. Tabii fiyatların artışın hızına yetişemiyoruz. Eğer bu ekonomiyle fiyat artışını yakalayabilirsek, böyle küçük bir hayalim var. Bir tekne almak istiyorum. Ne diyelim, videoyu kapatalım mı? Çok sıcak. Denize girelim artık. Hacı adam yüksek müsaadenle videoyu kapatıyorum. Hadi arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Umarım en kısa zamanda yeni bir video atarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.